Selvey Outlet Park Alışveriş Merkezi kahve molasını sunar. Gönül, ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Kahvelerin bahane edildiği, en keyifli, en sıcak, en içten sohbetlerin yapıldığı kahve molasına hoş geldiniz. Evet, Beyhan'ın da söylediği gibi, dost ile içilirse kahve, tadına doyum olmaz. En acık kahvenin bile tadını enfes olur. Bugünkü konuğumuz Bergama Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönenç. Evet, başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. Dilerseniz Bergama'yı anlatarak bir başlayalım. Bergama nasıl bir yer? Hiç bilmeyenler için. Evet, tabii Bergama her şeyden önemlisi çok önemli bir antik kent. Bergama yaklaşık 2500 yıla dayanan bir geçmişe sahip ve bu 2500 yıldan bu yana da Bergama'da yaşam kesintisiz sürmüş. Yani Bergama hiçbir zaman için terk edilmiş bir kent olmadı. İşte o Bergama Krallığı döneminde Bergama'nın en görkemli, en ihtişamlı dönemi. Sonrasında Bizans, tabii Roma ve tabii Osmanlı dönemi, Beylikler döneminde beraber, Cumhuriyet döneminde de Bergama Anadolu'nun en önemli kentlerinden birisi. Ve tabii ki Bergama'da şu anda yaşayan 61 bin nüfus, 114 köyü, 5 beldesiyle birlikte 100 bini aşan bir nüfusla çok önemli bir hem tarım kenti hem turizm kenti. Tabii programda uzun uzun konuşacağız Bergama'nın güzelliklerini ama daha başta ben bütün evet. Skytel izleyicilerimle bu Bergama'nın güzellikleri paylaşmaya davet ediyorum. Evet, aslında bu güzel serin ve güzel Bergama'yı bıraktı. Başkan bizim davetimizi kabul evet. ettiği nazik bir şekilde bizlerle ve Skytel izleyicilerle birlikte oldu. Şimdi Bergama denince benim aklıma tabii göbekten de belli olduğu gibi köfte geliyor. Ya bu Bergama köftesini sevdim ya. Sevdim ya. Şimdi burada çok görüyorum Bergama köftecisi ama ben orada Bergama'da yedim köftelerin tadını alamıyorum ben. Sır verilir mi? Belki vardır. Şimdi ustalar bize de tabii o sırrı vermiyor ama gerçekten Bergama'da Bergama köftesi bizim hepimizin keyifle yediği bir lezzet. Tabii ben biraz şuna bağlıyorum. O bölgenin doğal yapısı içinde yetişen o güzel bitkileri, hormonsuz gıdaları tüketen hayvanlar ve onların tabii ki etinin lezzeti bir farklı oluyor. Tabii yavaş yavaş birçok yerde olduğu gibi bizde de değişmeye başladı. Artık işletme bazında şeyler, hayvan çiftlikleri vesaire ama hala Bergama'da gerçekten doğal ortamda yetişen hayvanların etlerinden, tabii ustaların da mahareti söz konusu. Bergama köftesi bizim için çok önemli bir lezzet. Kahveyle başladık, köfteyle gidiyoruz. böyle böyle aslında evet. öyle gidelim. Evde çam fıstıklarımız var, hadi bakalım. O da var. Şimdi çam fıstığı konusunda biraz Bergamalıların, özellikle Kozaklıların evet. içi buruk son birkaç yıldan beri. Bizim Kozak yaylamız vardır. Kaz Dağları'nın o körfeze bakan kısmı biliyorsunuz çok önemlidir. Diğer tarafı, Madra'nın diğer tarafı da Bergama'nın 16 köyünün olduğu, bir de Ayvalık'a bağlı Bayez köyüyle birlikte 17 köyün olduğu çam fıstıklarıyla kaplı. Çok güzel bir alan ve burada Türkiye'nin en önemli çam fıstığı ormanları burada. Özel mülkiyet. Köy evet. güzel çiftliklerin milyonlarca çam fıstığı ağacı var. Ama tabii ne yazık ki son yıllarda özellikle verim düşüklüğü söz konusu. Bunların tabii nedenleri araştırılıyor. Ama bizim başımıza musallat olan bir altın madeni işletmeciliği söz konusu bu alanda. Evet. Oradaki doğaya gerçekten çok önemli zararlar verme ihtimali var. O yüzden Kozaklılar biraz sıkıntılı ama sanırım bu süreci de hep beraber aşacağız. Bu konuda çalışıyoruz. Ama her şeye rağmen Kozak yaylası o doğal yapısıyla, ekolojik yapısıyla ve hepsinden önemlisi de orada üzerinde yaşayan, köylüleri yüzyıllardır besleyen o verimli çam fıstığı ormanlarıyla çok sıra dışı bir doğa cenneti. Şimdi turizmde, özellikle ekolojik turizmde de orada yeni yeni açılımlar söz konusu. Özellikle köylerde işte ekolojik turlar, işte orada gelenleri hobi bahçelerinde, köy evlerinde ağırlama, köy sofralarında ağırlama gelişmeye başladı. Umarım bu da gelişecek Bergama'da. Evet. Ben biraz sporla değil de ben sana sıra gelecek. Tamam, merak etme. Tamam, bekliyorum. Şimdi Bergama spordan da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Evet. Sizin tabii belediye hizmetlerini de anlatacağız ama öncelikle biz şöyle konuyu... Genel bir Bergama turu genel yapalım. Genel bir Bergama turu atalım. Evet. Çünkü
Bergama Spor, Belediye Spor oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdi ve ligde kaldı. Bu sene biraz sıkıntılı oldu. Biz siz de çok yakından biliyorsunuz. Bergama yıllarca üçüncülükte çok başarıyla çok top koştu. İlk 84'te kurulduğunda üçüncülük ilk giren takımlardan birisiydi. Sonra bir yıl süren bir ikincilik macerası. Sonra tekrar üçüncülüğe düştük. Sonrasında 2001'lerde amatör lige düşüşten sonra 10 yıl sonra biz tekrar önce süper amatör ligde şampiyonluk, sonra bir yıl sonra bölgesel amatör ve bu sene 3. ligde mücadele ettik. Biraz herhalde o kadar uzun süre uzak kalmanın, profesyonelliklerden uzak kalmanın biraz acemiliği, belki biraz işte deneyimsizliği bu sene bizi epey bir zorladı. Ama son hafta, son maçta, son 90 dakikada Diyarbakır'ı deplasmanda yenerek, şampiyon olan Diyarbakır'ı deplasmanda yenerek üçüncülükte tutunmayı başardık. Evet. Ben şunu söylüyorum, bu sene hepimiz bir şeyler öğrendik. Başta yöneticiler, oynayan futbolcu arkadaşlar, taraftar, teknik direktör. İşte bu öğrendiklerimizle önümüzdeki dönem daha az hata yapıp stressiz ve hedefli, playoff hedefli bir üçüncülük heyecanını umarım önümüzdeki sezon tekrar yaşayacağız. İnşallah bu arada tabii kahvelerimiz de geldi. Bir taraftan da genç kardeşimizin bıraktığı kahveleri. Sever misiniz kahveyi? Tabii ki çok severim. Öyle böyle sizin gibi dostlarla olunca Yunus Bey'in de dediği gibi tadı lezzeti farklı oluyor. Çok farklı oluyor. Evet. Şimdi Bergama'nın tabii tarihi güzellikleri de var. Sizin belediye uluslararası ilişkileri de gayet konuda. 12 tane kardeş kenti olan bir belediye Biraz Bergama. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Şimdi tabii Bergama yalnızca Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok iyi tanınıyor. Bunun nedeni işte 2500 yıllık görkemli tarih. Evet. Aslında biz bir krallık başkentiyiz, Pergamon Krallığı. Evet. O nedenle ben bazen espri de yapıyorum, eskiden krallar varmış. O yüzden şimdiki belediye başkanı da öyle bir eski bir krallığı yöneten bir belediye var. Tabii bu işin latife kısmı ama gerçekten Bergama Krallığı. Şimdiki Antalya'ya kadar, Isparta'yı da içine alan çok büyük bir krallık o dönemde. Hatta Antalya'nın kurucusu da Attalos. Antalya ismi Attalia'nın şehrinden gelir. O bizim Bergama kralımız. O kadar geniş bir alanda hüküm süren bir krallık ve o krallığın en önemli eserlerinden birisi de Almanya'daki Berlin'deki Pergamon Müzesi'ndeki Zeus'una. Evet. Bütün dünyadaki heykeltıraşlık yontu sanatını zirve ürünlerinden birisi. İlk Anadolu'daki ilk 7 Hristiyan kilisesinden birisi Kızılağlı Bazilika. Ki çok tanrı dinler döneminde Mısır tanrısı Serapis adına yapılmış. Sonrasında Hristiyanlığa hizmet etmiş kilise olarak. Şimdi de o içindeki kulelerden birisi de cami olarak kullanılıyor. Dolayısıyla böyle İki önemli dine ve ondan ödülü tekrar tanrılı dinlere yönelik bir merkez. Asklepion dünyanın en önemli eski hastanelerinden birisi. Bundan bin yıllar önce orada müzikle ve suyla terapinin yapıldığı bir şifahane ve yıllarca kapısından ölümün girmediği bir yer Asklepion. Ve dünyadaki şu anda ayakta kalan en önemli Asklepionlardan birisi. Ve Galen. Eczacılığın kurucusu, tıbbın en önemli simge isimlerinden birisi Hipokrat'tan sonra. O da bizim hemşerimiz Bergamalı. Evet. Bergamalı eskiden bir de gladiyatör okulu varmış. Şimdi televizyonlarda izlediğimiz o filmlerde izlediğimiz gladiyatörlerin Bergamalı'da bir okulu var ve Galen'de, Galenos'ta orada doktor. Dolayısıyla tarihteki ilk spor ekibi. İşte bu kadar ilklerin parşömen, bizim orada bulunan parşömen. İşte bu kadar Bergama'nın önemli evrensel değerleri olunca uluslararası alanda da çok tanınan bir kent haline geliyor. Ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden de 12 kardeş kentimiz var bizim. Evet, evet. Hatta siz geçtiğiniz günlerde uluslararası bir Bergama sempozyumu yaptınız. Evet. İkincisini yaptınız. İkincisini yaptık. Bunu artık gelenekselleşme yoluna gitti ikincisini de yapınca. Evet. 2011 yılında ilk kez yapmıştık. Ege Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Sayın Rektörümüz Can Değer Yılmaz'ın da gerçekten bu konuda çok önemli bir duyarlılığı ve katkısı var Bergama'nın. 2011 yılında ilk kez yaptığımızda tarihten arkeolojiye, sanat tarihine, çevreye birçok konuda yaklaşık 10'a yakın konuda bildiriler sunulmuştu. Ve şunu düşündük, biz ikincisini biraz daha tematik olarak yapalım. İki konumuz vardı. Bir tanesi biraz önce de bahsettiğim gibi antik dönemde tıp ve Galenos. Diğer konuda kültürlerin aktarım aracı olarak parşömen. Evet. Parşömen çok önemli. Özellikle bilimin gelişmesinde, kitabın şu anda bildiğimiz haliyle basılma aşamasında gelişte çok önemli. Çok önemli uzmanlar geldi. Özellikle İngiltere'den, Danimarka'dan, Almanya'dan,
Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle uluslararası alanda tıp tarihi konusunda uzmanlaşmış kişiler geldi. İsrail'den parşömen konusunda hala geleneksel yöntemle parşömen üreten kişiler geldi. Çok ilginç, Amerika'da 400 yıldan beri geleneksel yöntemle parşömen üreten bir işletmeci ailenin şu andaki temsilcileri geldi ve biz orada onlarla birlikte parşömen ürettik. Türkiye'deki son kalan kara tabak Bergamo'lu İsmail amcanın atölyesinde o İsrailli, Amerikalı ve Danimarka'dan gelen uzmanlarla birlikte orada geleneksel yöntemle parşömen ürettik. Hatta basına falan da yansımıştı. Çok başarılı bir sempozyum geçirdik. Çünkü Bergamo geçmişten günümüze bir kültür, bilim ve sanat kenti. En önemli özel diyor Bergamo'nun. Çünkü Bergamo Krallığı, biraz önce söz ettiğimiz Bergamo Krallığı tarihte savaşla, yayılmayla, kanla ünlenmiş değil. Tam tersine sanatla, bilimle, işte Galen'le, Zeus Sunay'la, 2000 ciltlik kütüphanesiyle ve parşömenle ünlenmiş. Sanatın zirvesinde olan bir krallık. Dolayısıyla o izleri, o dokuyu biz hala bugün de taşıyoruz. Ve bunu tabii ki öne çıkarmaya da çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki Avrupa ve Dünya Bergama'nın değerini anladığım kadarıyla bilimsel ve diğer yönlerle anlamış olduk. Türkiye kavrayabilmiş. Şimdi tabii o konuda eksikler var ve itiraf etmek gerekirse şu andaki bizim kendi hemşerilerimiz, Bergama'da hemşerilerimiz konusunda da bizim tüm bu geçmişten bugüne aktarılan bu evrensel değerleri sahiplenme ve bilinçlenme anlamında bir takım çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle bizim yürüttüğümüz, 3 yıldan beri yürüttüğümüz Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası kent adaylığı söz konusu. Bu UNESCO Dünya Mirası kent adaylığı Bergama'nın hem burada Türkiye'de çok önemli bir prestij kazandıracak bize, hem Bergamalı insanların bu kentin değerlerini sahiplenmesi, sahip çıkması anlamında bir bilinç oluşturacak. Ama tabii ki bunun çok da önemli bir turizm sonucu olacak. Bergama'ya yaklaşık yılda 450-500 bin turist geliyor ama ne yazık ki çok fazla konaklama yok. Yani öyle olunca bir turizm ekonomisi diyor. Ama bu UNESCO ile birlikte hem turist sayısında bir artış olacak hem de gelen turist profili değişecek. Çünkü biz hep şeyden söz ettik, işte Bergama'daki antik yerlerden falan ama bizim orada çok güçlü gelenekler var. İşte bir 77 yıldır sürdürdüğümüz uluslararası Bergama kermesi var. Evet. İşte yeme içme kültürümüz var, işte çığırtmamız var, Bergama tulum peynirimiz var, Kozak'taki geleneklerimiz, yörük geleneklerimiz var, işte Alevi Türkmen köylerindeki geleneklerimiz var. Çok farklı bir kültürel mozaik söz konusu ve bunlarla birlikte biz şimdi UNESCO'ya bu eski Bergama evrensel bir değer ve bunun tescilini istiyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir turist profili de getirecek Bergama. Hı hı. Sadece antik gören yerlerini gezmeyi değil, o kentteki yaşamı, o kentteki folkları, kültürü görmek, tanımak isteyecek bir turist profili. Çok önemli bir çaba ve çok büyük olasılıkla 2014'ün Haziran ayında biz listeye girmiş olacağız. UNESCO Dünya Mirası listesine. İnşallah. O zaman ayrı bir program yapacağız zaten. Evet, evet. Gerçekten bu Bergama için biraz gecikmiş olan ama şüphesiz ki çok hak ettiği de bir unvan olacak. Çünkü tüm Türkiye'de ve tüm dünyada UNESCO'nun listesine gelen kentlerle ilgili istatistikler hemen 2-3 yıl içinde çok ciddi anlamda değişiyor. Ama tabii bizim hedefimiz kenti oraya hazırlamak. Altyapı anlamında, işte kentsel mimari bir takım düzenlemeler anlamında yönlendirme, turizmi nasıl yöneteceksiniz o alanda ve o alanları da koruyarak nasıl yöneteceksiniz? Tabii yerel yönetim olarak bunlar bizim görevimiz. Bunlara çalışıyoruz şimdi. Evet. Ben geldim gördüğümde tabii oldukça tarihi dokusu bozulmamış bir şehir. Ama sırf anladığım kadarıyla Yunan kültürü yok. Osmanlı kültürü de var orada. Osmanlı eserleri de var. Hamamlar, cami tabii mesela bizim Ulu Camimiz, Hacı Hakim Hamamımız, yine işte, camiler, hamamlar. Selçuklar döneminde yapılan bizim Çinili minaremiz çok Bergama'da gerçekten o dönemde Türkistan eserleri açısından da Bergama çok güçlü bir yer. Dediğim gibi programın başında 2500 yıldan beri yaşamın kesintisiz sürdüğü bir kent. Evet. Dolayısıyla ardından gelen bütün uygarlıklara bir şeyler bırakmış. Hı hı. Ve o yaşayan canlı kent içinde siz dolaştığınız zaman şu anda Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılan evleri de görüyorsunuz, Selçuk evet. evlerini de görüyorsunuz. Osmanlı dönemindeki hanları, hamamları, çarşıları, işte Beylik dönemindeki Çinili minareleri. Evet. Bizans, Roma dönemi, ondan önceki Bergama Krallığı dönemi, bunların hepsinden izleri o şehirde bulabilmek mümkün. Ve hani o konuda hiç mütevazı değiliz. Dünyada böyle bu kadar çok izi, bu kadar çok kültürü
hala koruyarak barındırabilen canlı ve yaşayan bir kent bulabilmek de kolay değil. O yüzden zaten dünya mirası olacak. Evet. Belgesel şey için müthiş bir kaynak o zaman orası. Evet. Şimdi beğen iş çekiyor. Bir şey soracaksın. Sen sor. Bana bırakırsan ben devam edeceğim çünkü. Devam edelim. Yemekten falan soruyorum. Ya yemekten falan anlatacağız ama. Şimdi başkanı ben tanıdım sen. Yani. Her zaman böyle film takip, sportif, sportman. Biraz aldım ama son bir yıl yemekle içinde. Yemekle aranız nasıl? Yemekle aram iyi ama bu yani çok da iyi değil ama bu kilo alış biraz şeyden kaynaklı. Düzensiz beslenme, saatlerin düzensizliğinden kaynaklı. Ama çok şey değilim, hoşnut değilim. Şöyle bir 4-5 kilo fazla ama. Sen kilo aldın diyor, sen biz artık o beş sınıfına giriyorsun. Yani o gün Bergama'nın o güzel yemeklerinin arasında böyle kalabilmek de güzel. Düzensiz beslenme dediniz. Saat konusunda tabii ki bizim saatlerimiz şaşıyor. Tabii şikayetçi değilim de çok önemli ve onurlu bir görev ama işte o görev içinde bazen öğleyim ve akşam yediğim saatleri düzenli olamayabiliyor. Eşiniz de çocuklarınız da şöyle rahat rahat oturup yemeği en son ne zaman yediydiniz? Şimdi tabii benim kızlarımdan bir tanesi burada İzmir'de öğrenci. Bugün eve gelecek. Hafta sonları onunla birlikte olma olanağı var. Bir küçük kızım var. Uykuklu birinci sınıfta. En güzeli herhalde pazar sabahları yapılan kahvaltılar oluyor. Ama tabii akşam yemeklerinde de genelde beraber olmaya çalışıyoruz. Yani o konuda hiç çok sıkıntı olmuyor. Ama tabii bizim bazen de program akışının ne zaman nasıl olacağı belli değil. Zaman zaman işte 4-5 gündür birlikte yiyemediğimiz zamanlar oluyor. Ama çok doğal şeyler bunlar, o işin getirdiği şeyler. Yaşanan güzellikler ve o görevin onuru içinde çok kolay tolere edilebilecek şeyler. Ama tabii işte küçük çocuklar, eşiniz vesaire bundan etkilenmiyor. Etkileniyor ama onların da çok önemli bir desteği var tabii şüphesiz. Yoksa zor olur. Yani. O keyifli pazar sabah kahvaltılarına sizin katkınız var mı? Var, doğrusunu söyleme en azından şey kısmında. ben biraz o konuda becerikliyimdir. Sabahları mesela kızlar benden ister böyle bir baba omlet yapsana falan. Oh. Yaparım yani onların için. Tabii bunda biraz şeyin de etkisi var. İşte öğrencilik yıllarında biraz böyle bekar evinde ya da öğrenci evinde yaşadıysanız yemek konusunda bir şey gelişiyor kendilerinden, evet. Bir kültür oluşuyor. Tam o zamanki kadar korumasam da hala hafızada kalan şeyler var. Zaman zaman açığa çıkarma konusunda fırsat buldukça katkı sağlamaya çalışıyorum. Olmayı güzel yapıyorum diyorsunuz yani. Fena değil, en azından çocuklar seviyor. Peki yengeye diğer konuda, diğer yemeklerde yardımcı olabiliyor musunuz? O zor işte ama sağ olsun o birçok konuda bana yardımcı oluyor. Yemek konusunda, ev işleri konusunda ben ona çok fazla katkı sunamıyorum ama o benim hem siyasi yaşamım için hem sosyal yaşam için özverili çalışıyor. O konuda şikayet bir yanı son derece hoş. Zaten öyle olmasa da bu işler kolay kolay yapacak işler değil. Küçük kızın hiç isyan ediyor mu? O pek şimdilik etmiyor. Yani. Ama tabii ki mutlaka babasıyla, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek isteyebilir ama bunu ben çok şeyde yapmak istiyorum. Doğal şeyler. Çok pekala o iyi bir zaman yönetimi içinde dengelenebilecek şeyler. Yani onlara bir eksiklik hissettirme konusunda çabalıyoruz, çalışıyoruz. Peki kıyafetleriniz de oldukça şık giyiniyorsunuz. Bunları da zaman zaman takip ediyoruz. Modayı takip ediyor musunuz yoksa tabirleri mesela yenge mi yapıyor siz mi kendiniz? Şimdi ben o konuda aslında çok açıkçası çok düzenli olduğumu söylenemez. Eşim o konuda beni bir anlamda toparlamaya çalışıyor, itiraf etmek gerekirse. Hatta onsuz alışveriş yaptığım zaman da arasında sistemde ediyor. genelde o işlere eşim şey yapar ama ben daha çok rahat giyinmeyi, spor giyinmeyi tercih ederdim. Ama tabii ki bir resmi görev yürüttüğümüz zaman mutlaka o görevin gereği şeklinde giyinmek gerekiyor. Ama tabii takım elbiseyle, kravatla uzun süre çok da barışamadığımı da söyleyebilirim. Şimdi aramız iyi. Bir 4 yıldan sonra yavaş yavaş alıştık ama ilk başlangıçlarda epey zorlandım ya. Yani. İşlerden çok bunaldığınızda nasıl kendinizi rahatlatıyorsunuz peki? Ya tabii sporu seviyorum.
Eskiden oynama fırsatı da oluyordu ama şimdi o pek olamıyor. Biraz işte iş yoğunluğuyla ilgili, biraz da artık yaşla ilgili bir mesele. Bir de ufak bir ayağımdan bir problemim olmuştu. Oradan bir ara bacağını kırdık. Ufak dediğim de o. Bayağı oldu, iç falan oldu. Evet. Ama şimdi tabii özellikle hafta sonları kulübün maçları çok önemli. Fırsat buldukça deplasmana da gitmeye çalışıyorum. Evet. Onun dışında iç sahada mutlaka. O biraz işte bizim için gerçek. Tabii stres de yaşıyorsun. Yani tabii. Özellikle bu sene yaşadığım stres tam bir ikinci bir yük oldu. Bırakın o evet. Boş zamanları böyle evet. Farklı bir şeyle geçirmedi. Şimdi evet. Bir dert kaynağı da oldu bizim için ama. Allah'a şükür kazası belası atlattık. Genelde işte spor. Bir şeyler okumak. Onlar biraz bizi rahatlatan şeyler oluyor. Sinemaya falan gitmeyi buluyormuşsun. Sinemaya, yani itiraf etmek gerekirse uzun süredir gitmedim. En son kızımla birlikte gitmiştim ama epeydir herhalde bir en son gideri bir 5-6 ay oldu diye söyledim. Bergama'da var değil mi? Bergama'da var. Şimdi yenileri de olacak çünkü bizim Bergamalılar çok iyi bilir. Siz de bilirsiniz Bergama'yı. Bizim eski garajımız vardı. Evet. Onun olduğu yerde de çok güzel bir kültür merkezi yapıyoruz. Çok da güzel ve nitelikli bir proje. Yani en önemli mimarlarından birisi Emre Arolat hazırladı projemizi. %70 oranında bitirdik. Ekim-Kasım aylarına doğru da açmayı planlıyoruz. Orada büyük bir tiyatro salonumuz. Aynı zamanda müzik dinletileri için de kullanılabilecek bir salonumuz var. Onun dışında iki tane cep sineması, bir açık hava sineması, kütüphanesi olacak. Sergi alanları, fuayesi vesairesi ve iş yerleriyle birlikte güzel bir kültür merkezini yaşama geçiriyoruz. Bergamalılar hemen şehir merkezinde yürüyerek gidebilecekleri bir alanda sadece sinema değil, tiyatro, müzik dinletilerini de dinleyebilecekleri bir kültür merkezine kavuşuyorlar. Böyle bir çok önemli bir eksiğimiz vardı ne yazık ki. Bunu umarım yakın zamanda gidermiş olacağız. Evet, inşallah bu işler giderilir. Peki ben biraz da icraatlara dönelim artık. Şimdi zaten göreve geldiğiniz günden bu yana çalışmanızı yakından takip ediyoruz. Artık seçim dönemine giriliyor. Öncelikle soracağım soru şu, hedefe ulaşabildiniz mi? Yani idealinizdeki Bergama'yı oluşturabildiniz mi? Tabii onu söylemek güç. Çünkü evet. 4 yıllık bir süre içinde bütün kafamızda yaşama geçirmeyi düşündüğümüz projelerin tamamını yapabilme olanağı yok. Hem zaman anlamında yok hem ekonomik güç anlamında yok. Ama şunu söyleyebilirim ki 2009 yılında belediye başkanlığı adayı olurken hemşerilerime verdiğim sözleri ya da yapmayı taahhüt ettiğim işlerin önemli bir kısmını, kayda değer bir kısmını yaptığımı düşünüyorum. Önümüzde 10 aylık daha bir dönem var. Çok büyük projeleri 10 ay içinde yetiştirmek, bitirmek belki çok mümkün olmayacak ama şu an devam eden fikir merkezi gibi bir takım projeleri ve hemen yakın sürede başlamayı hedeflediğimiz kapalı bir tatlı otopark projemiz var. Onları bitirme şansımız olacak. Ama tabii